Evet, gelelim V-Ray'in en önemli konularından birine daha. V-Ray Proxy. V-Ray Proxy ne işe yarıyor arkadaşlar? Bunu anlatmanın en güzel yöntemi şuraya bir ağaç koyup dış sahnelerde ne işe yaradığını anlatmak. Şimdi bakın arkadaşlar, burada bizim bir ağacımız var ve bu ağaç gördüğünüz gibi 3 parçadan oluşan bir ağaç. Bakın şöyle dal, kök ve yapraklar diye. Şöyle geri eski yerlerine koyalım. Eğer bunlar grup halindeyse, önceden V-Ray Proxy'yi ayarlamak için önceden bir şöyle grup halindeyse bir ungroup yapın. Evet. Yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi şöyle bir şey düşünmenizi istiyorum. Bir kere klavyeden 7 tuşuna basın. Bu toplam, bakın hepsini seçiyorum. Toplam ne kadar poligon? 479.504 poligon var. Yani şu ağaç tek başına neredeyse 500.000 poligon demek ki bu da sahnede çok büyük bir yük demek. Şöyle bir şey düşünmenizi istiyorum. Örneğin biz bir bina yaptık. Bakın. Şuraya bir box alıyorum. Bu bizim binamız olsun. Bu bizim evimiz. Evet. Getirdim ben bu evin etrafına. Ağaçlar olacak bu evin etrafında. Aldım. Kopyaladım. Şimdi bakın ben kopyaladıkça siz de videodaki titremeden sahnenin zorlaştığını anlamanız lazım. Hani sahneyi çevirmekte zorlanıyorum. Şu anda yavaş çevirmiyorum. Normal çeviriyorum ama tık 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 böyle gitmiyor. Çünkü neden? Sahne yorulmaya başladı. Şu anda sahnemde kaç ağaç var? 3, 6, 7, 14 tane ağaç var ve 6 milyon 700 bin gibi bir rakamdan, gibi büyük bir poligon sayısından bahsediyoruz. Şimdi bakın bir daha 13 milyon oldu ve iyice sahnem artık dönmemeye başladı. Zorlanmaya başladı görüyorsunuz. Şimdi ben bu evi yapacağım, çatısını yapacağım falan. Yani görüyorsunuz çalışamıyorum. Ve kaç ağaç var burada? 14-28 ağaç var. Ben bir orman yaptığımı düşün. Yapamayacak mıyım? Yani şu, bu tip konularda bir bahçeyle bir ev olur. İşte efendim aynı tip malzemenin kullanıldığı, bakın neden aynı tip malzeme? Şimdi siz bir kere bunu bir V-Ray Proxy'ye çevirmeden önce bu ağacın görüyorsunuz yaprakları hazırlanmış, dalları atılmış, materyalleri hepsi hazır değil mi? Bakın ağacın bütün materyalleri hazır. Yapraklar, dallar, efendim işte tekstürlerin hepsi konulmuş ve hazır. Şimdi diğer nesneler de aynısı olacak ise V-Ray bize şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki kendinizi yormayın. Bakın. Benim şöyle bir özelliğim var, bunu kullanın. Şimdi bunların hepsini bir silelim. Kaç milyonlu? Yaklaşık 13 milyonluk bir poligon sayısıydı, değil mi? Yaklaşık 13 milyon poligon sayısı. Vire diyor ki bir kere proxy yapmadan önce bir tane kopya alın bu nesnenizden. Çünkü proxy yapıldıktan sonra geri dönülmüyor. Şuraya bir tane kopya aldım. Hem de kıyaslamak için iyi olur. Evet, şuraya bir kopya aldım. Şimdi ben bunu proxy'ye çevireceğim. Bak şimdi. Önce dallardan kökten başlıyorum. Kök sağ tıklıyorum. Şurada V-Ray Mesh Export var. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz. V-Ray Mesh Export. Tıkladım. Böyle bir sahne geldi. Sahnemde ikinci kısmı seçiyorum ve şuradan da otomatik proxy yarat dediğim zaman, oluştur dediğim zaman OK'ye bastığımda bakın şimdi sahnemdeki nesneye bakın. Eskiden dalın haline bakın, şimdiki haline bakın. Şimdi bakın yanda eski hali var. Burada şu hali var. Şimdi bunu bir proxy'ye çevirdi. Geldi bunu proxy'ye çevirdi. Bunu bakın bounding box derseniz bunu kutuya çevirecek. Bunu kutu yaptı. Alt X'e basıyorum. Şu şeffaf hale getiriyorum. Şimdi bu dala geliyorum. Bakın şurada tıkladım. Şu anda ne seçildi? Yapraklar. Bakın yapraklar. Buna sağ tıklayıp V-Ray Mesh Export diyorum. Bunu da çevir diyorum. Bu isimle. Okey diyorum. Bakın nereye çıkardın hani şu bölüme mesela atıyormuş. Export yazan bölüme. Bakın dokümandan gelip belgeler 3ds Max Export yazan yere mesela demin kök V-Ray mesh yapmıştık ya, V-Ray proxy yapmıştık ya, bakın onu buraya atmış. Şimdi bu yanda kalsın. Şunu da oluştur dersem
Okey dedim. Bakın şimdi yapraklar da bir reproxy olacak. Evet, bakın o da kutu oldu. Tıkladığımda artık yaprak özellikleri gelmiyor. Bakın proxy özellikleri geliyor. Kutu göster, birazcık göster. Yani ön görünüm olsun ama tamamını göstermez zaten. Tamamını gösterse yine sahne yorulacağı için. Kutu gibi göster diyorum mesela, bakın. İçeride F3'e basıyorum. İçeride yapraklı şeyler de var. Dallar da var. Buna da sağ tıklayıp bunu da bir image export'a çeviriyorum. Okey diyorum. Tamam, aynı isimli olsun. Geldi, bunu da çevirdi. Şu an burada iç içe 3 kutu var. Bakın iç içe 3 tane kutu var sadece. Ve bu kutuların isterseniz mesela sahnede ya böyle çok kaba görünüyor. Şöyle preview from file deyip de genel bir görüntüsünü tam almazsınız yine dediğim gibi. Ama genel olarak bakın şöyle. Ya kısalttı, sanki azalttı, bakın sayılar da azalttı. Çok daha rahatladı şimdi. Bu şekilde yaptınız. Peki render alalım, böyle iken mi görünecek yoksa şunun aynısı gibi mi görünecek? Evet. Şimdi bu görüyorsunuz iki tane aynı nesneyi gösterdi. Bu ne demek? Bize proxy şunu sağlıyor demek. Yani siz burada görünene bakmayın. Ben bunu kötü çizsem bile aslında render'da göstereceğim görüntü soldaki gibidir. Benim burada bunu ayarlamamın amacı, şimdi bunu yüzlerce kopya bile yapsam hiç sahneyi artık yormamasıdır. Bakın kutu yapacağım. Şunu da kutu yapacağım. Bakın bununla kutu yaptım. F3'e bastım. İçerideki şu böyle ön görünümün şöyle olan bununla kutu yap dedim. Üçü de kutu oldu. Şimdi şu nesnemi bir şöyle şunları bir sileyim. Öncelikle bakın 479 bin poligon var. 479 bin poligon var. Delete'e bastım. Bakın şimdi bu ağaçta kaç tane toplam poligon yüzeyi var? 48 tane. 48 tane. Bir render alalım bakalım. Ağacın şeklinde bir değişim var mı? Yok. Render'da zaten normal gösteriyor. Ha, demek ki bize 48 tane kenar ile kenar sayısı ile ağacın kendi şeklini verebiliyor. Yani bir illüzyon gibi düşünün. Ağacımız aynı ağaç. Görüyorsunuz. Şimdi ben 28 tane ağaç kopyalamıştım. 13 milyon poligon etmişti ve sahnem dönmüyordu. Şimdi ben bunu istediğim kadar yapabilirim. Bakın. Instance. Gel al bunları kopya buraya. Instance. Şu anda sahnemde 6-8. Al şöyle tam madem demin de 28 yapmışsak. 28 tane ağaç var. Kaç poligon var? 1000 poligon var. 28 tane ağaç koydum. 1000 poligon. Sadece 1000 poligon. Ve şu harekete bakın. İstediğim gibi hızlı. Hiç donma yaşanmadan, bir şey yaşanmadan. Sadece zaten kaplamasını önceden attık zaten. Bakın render alıyorum. Aynı sonucu verecek. Vreproxy bu işe yarar arkadaşlar işte. Peki Vreproxy'yi nerede kullanabilirsiniz? Diyelim bir lokantada bir sürü sandalye var ve kaplamalarını attınız. İşte efendim her şeyini yaptınız, materyallerini attınız. Bir sürü var, yüzlerce sandalye var. Hepsini kopyalayan yüzlerce tabak var. Hepsini kopyalayan yüzlerce bardak var. Hepsini pardon kopyalayan diyorum. Proxy'ye çevirin. Hepsini proxy'ye çevirin. Proxy'ye çevirdikten sonra kopyalayın. Böylelikle sahnenizde kasmalar, donmalar olmadan sahnenizde çalışmaya devam edebilirsiniz. Bundan sonra ben bu şu ağaçlar kalsa bile görüyorsunuz ağacım, evimi falan her şeyimi yapabilirim. Bir proxy bu işe yarıyor arkadaşlar. Bir proxy'yi atıyorum bakın şuradan. Mesela gelip de standarttan V-Ray deyip V-Ray Proxy'ye tıklarsanız mesela boş bir yere tıkladığınızda şöyle gelip burada herhangi bir nesnenizi daha önce kaydettiğiniz ağaçlar proxy'ye çevirdiğiniz başka nesneler var ise başka çalışmalarda kullanmanız için burada saklanıyor zaten. Gelip buradan yine seçip getirebilirsiniz. Bakın buraya getirdi. V-Ray Proxy seçili. Boş bir yere tıklıyorum. Kökü de getirdi buraya mesela open diyorum gibi görüyorsunuz. V-Ray Proxy'ye çevirdiğiniz her şeyi V-Ray Proxy'ye böyle tıklayıp
Yine proxy'ye tıklayın. Boş bir yere tıklayın. İstediğiniz proxy'yi getirin. Bu şekilde çalışıyor Vray Proxy. Bize Vray'in sağladığı kolaylıklardan biri.